Günaydın. Temiz hava iyi geldi. Oh. Bugün hava çok güzel. Açık ve güneşli. Harika. Dışarı çıkmak için güzel bir gün. Aslında çok da uygun bir gün değilmiş. Dışarıdaki güneşe aldanıp mantıklı bir çıkarım yapmak istedim. Fakat zayıf ve geçersiz bir önerme kullandım ve doğru çıkarımı elde edemedim. Önermem şuydu. Güneşli günlerde havalar sıcaktır ve sıcak günlerde ince giyilir. O halde hava güneşliyse ince giyinerek gezebilirim. Sokağa çıktığımdaysa önermemin adeta yağmur gibi başıma yağdığını görmem çok uzun sürmedi. Ve büyük bir özgüvenle kurduğum önermem ne yazık ki çöktü. Oysa kış soğuk bir mevsimdir şeklindeki basit önermeyi es geçmişim. Sanırım şimdi bu hatamın sonucuna katlanmak zorundayım. Ah, o Ela değil mi? Ama Ela sadece üzgün olduğunda başını ellerinin arasına alır. Ela'nın başı ellerinin arasındaysa üzgün demektir. Bakalım bu geçerli bir önerme mi? Belki elimizden bir şey gelir. Ela, üzgün müsün? Evet. Geçerli bir birleşik önerme tahminim olduğuna hem sevindim hem de üzüldüm. Efendim? Şey diyordum, seni uzaktan gördüm de başını ellerin arasına aldığını gördüğümde üzgün olduğunu anlamıştım. Nasıl anladın? Mantık yürüterek. Mantık mı dedin? Evet. Ela, mantık doğru çıkarımı elde etme sanatıdır. Övmek gibi olmasın ama ben de bu konuda biraz iyiyim. O zaman aradığım ekip arkadaşı sensin. Ekip arkadaşı derken? Bizim okulda bir bilgi yarışması düzenleniyor. Konunun başlığı mantık. Hı? Ben de bu konuda iyiyim ama 2 kişi katılmak zorundayım. Ama ben okulda öğrenci değilim ki. Öyle bir kural yok. Bilgisine güvendiğiniz bir arkadaşla katılabileceğimizi söylediler. Bana güvendiğin için teşekkür ederim Ela. Peki ne dersin? Katılacak mısın yarışmaya? Tabii ki. Ama sıkı bir hazırlık yapmamız lazım. Birimiz hepimiz. Hepimiz birimiz için. Mantı takımı geliyor. Ay, okulun kokusu bile bambaşka. Okul günlerini mi özledin? Evet, hem de nasıl. Oturduğum sırama gözüm gibi bakardım. Kaçıncı sırada oturuyordun? En arka sırada oturuyordum. Seni haylaz seni. Eyvah, Mahmut Hoca. Bilemedin. Kimsin o zaman? Çekirdekçi insandır. Yani? Ve insanlar çekirdek çitler. O halde çekirdekçi çekirdek yer. Çekirdek? Burada da mı? Oo, rakiplerimiz dişli. Rakip derken? Çekirdek takımı. Çekirdek takımı mı? Senin mantık takıldı biraz galiba. Çekirdekle zihnin açılır. Ela, sen biliyor muydun? Ben de şimdi öğrendim. Ama hiç önemli değil. Biz zaten sıkı hazırlanmıştık. O zaman en arka sıranın bir önüne terfi ettim. Hayır efendim. Ben uzun boylu olduğum için en arka sırada oturuyorum. Dersleri kötü olan öğrenciler en arkada otururlar. Sen en arkada oturuyorsan o halde sen çalışkan bir öğrenci değilsin demektir. Hayır efendim, bu yanlış bir önerme ve dolayısıyla geçersiz bir sonuç. Pekala uzun boylu ve zeki öğrenciler de en arka sırada oturabilir. Ya da sevdiği bir arkadaşının yanında oturabilir. Ya da bir sürü önerme sunabiliriz. Çekirdek. Görüyorum da mantık dolu bir rekabet ortamı var. Evet. Evet. Hırslı bir mücadele olacak gibi. 2 takıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Takımların isimlerini öğrenebilir miyim? Bizim takımın adı Çekirdek Takımı. Bizim takımın adı da... Mantı Takımı. Yarışmanın şartlarını biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz. Biz de biliyoruz. O halde Ben Bilmem Bilim Bilir yarışması başlıyor. İlk soru Çekirdek Takımına geliyor. Önerme nedir? Bir örnekle açıklayınız. Önerme, bir yargı belirten, doğru veya yanlış olan cümlelere denir. Örnek verecek olursak... Gökyüzü gündüz mavidir, çimenler yeşildir. Yeterli. Mantı takımının ilk sorusu geliyor. Sembolik mantık nedir? Sembolik mantık önermeleri sembollerle ifade eder. Bu sembollerle işlem yaparak mantıksal çıkarımları formüle etmeye çalışır. Ayrıca önermeler, basit önermeler mantığında P, Q, R ve S gibi basit sembollerle gösterilir. Doğru. Çekirdek takımının diğer sorusu geliyor. 0, 2, 4, 6 ve 8 ile biten bütün sayılar çifttir. Ve 10 ile tam olarak bölünebilen bütün sayıların sonu 0'dır. Bu bilgilerden yola çıkarak hangi mantıksal doğruya ulaşırız? Tebrik ederim sizi. Çok güzel soru sordunuz ama bütün zor sorular bize soruluyor. Hayır efendim, sorular gayet hakkaniyetli dağıtılmış. Ayrıca daha yeni başladık. Vallahi mantığım size hep kolay sorular sorulduğunu söylüyor. Ben yer değiştirmek istiyorum. Efendim ne fark edecek? Ha orada ha burada oturmuşsunuz. Bence Çekirdekçi Bey mantıksız bir istekte bulunuyor. Çekirdek takımı, lütfen sorunuzun cevabını verin. Ben biliyorum. O halde 10 ile tam bölünebilen bütün sayılar çift sayıdır sonucuna ulaşılabilir. Doğru. Oraya bir 10 puan daha yazmanızı rica ediyorum. Ayrıca bizim yer değiştirme talebimiz vardı. Ne oldu? Madem çok istiyorsunuz buyurun. Kalk kalk. Çekirdekçi, artık karşında daha hırslı bir mantı takımı var. Salçalı. Sarımsaklı. Mantı takımı. Sıradaki soru her iki takıma geliyor. E ne anladım ben o işten? Madem öyle biz niye yer değiştirdik? Hep senin yüzünden, bu soruyu sen cevapla. Sorumuz geliyor. İki takıma da semboller vereceğiz. Ve boş bırakılan yerlere anlamlarını yazmalarını isteyeceğiz. Süre başladı. Süre bitti. Sembolleri görebilir miyim? Doğru cevap mantı takımından geliyor. Nasıl olur ya? Nerede yanlış yaptık biz? Çünkü V ile veya sembollerini karıştırdınız. Biliyordum ya. Keşke yapsaydın, cevap verseydin. Yer değiştirmeseydik iyiydi ya. Ben size söylemiştim. Hiç mantıklı değildi. Mantı takımının diğer sorusu geliyor. Ela öğrencidir ve Ahmet öğrencidir önermelerini sembollerle ifade ediniz. Ela öğrencidir. Yani P. V olarak kullanacağımız bağlacımızı da yazalım. Evet. Ahmet öğrencidir diyeceğimiz zaman sembol olarak Q sembolünü de yazalım. Ve böylece önermemiz tamamlanmış oluyor. Bildiniz. Bir dakika ya. O sembol veya demek değil mi? Eğer o soru Ela gelecektir veya Ahmet gelecektir şeklinde sorulsaydı bu şekilde yazılacaktı. Bildiniz. Ama burada soruları ben sorarım. Son soru. Amazon ormanlarında yolunu kaybetmiş bir kaşif, uzun bir yolculuğun ardından yerli bir kabileyle karşılaşır. Bu kabile hakkında bilinen tek bilgi, bazıları her zaman doğru söyler, bazıları ise her zaman yalan söyler. Kaşifin bu yerlinin doğru söyleyen tarafta mı, yalan söyleyen tarafta mı olduğunu anlamak için tek bir soru sorma hakkı vardır. Kaşifin sorusu ne olmalıdır? Burada soruları siz soruyordunuz hocam, ne oldu? Çok bekleyecek miyiz acaba? Çünkü geometrik bir mantı açıp kutlama yemeği yiyeceğiz de. Cevapları takır takır veriyordun. Soruyu da sorsana. Düşünüyorum. Hiç yorulma, ben buldum. Cevap veriyoruz. Sen yalancı mısın diye sorar kaşif yerliye. Bu cevapla birlikte ben bilmem. Bilim bilir, biliyoruz onu. Kazanan mantı takımı. Evet. Nasıl mantı takımı ya? Ne soracaksın ki elin yerlisine? Doğru söyleyen, doğru söyleyeceği için hayır diyecektir. Yalan söyleyen de yalan söylediği için hayır diyecektir. Dolayısıyla bu soru doğru olamaz. Yer değişmeyecektik yer. Yer değiştirince yerlinin yerini kaybettik. Neyse, yersiz uzattık. Çok güzel bir yarış oldu. Ve bu yarışın kazananı biz olduk. İtiraf etmeliyim ki rakiplerimiz de oldukça iyilerdi. Bu yüzden dostluk kazandı demek daha doğru olur. Bu güzel günü ömrüm boyunca unutmayacağım. Ve bugünün anısına çektirdiğimiz fotoğrafı evimin en güzel yerine koyacağım. Acaba nereye koysam? Mutfakta nasıl olur? Salonda daha güzel olabilir. Acaba koridora mı assam? Koridordan mı çok gelip geçerken göremeyebiliriz. Komşu, sen mi seslendin? Evet, bir sorum olacaktı sana. Evet. Vavien hakkında bilgin var mı diye soracaktım. Vavien bir elektrik bağlantısının ismidir. Fakat aslında teknik mantık konusu içinde ele alınır. Ve benim mantık konusunda bir birinciliğim var. O halde bana yardımcı olabilirsin. Tabii. Fakat önce bu fotoğrafı evimin en güzel köşesine asmak için bir yer bulmam gerekiyor. Eğer istersen sana yardım edebilirim. Çok sevinirim. Bu amca kim? Sana çok benziyor. Bu annemin ve babamın çocuğu olan ve benim kardeşim olmayan kişi. Efendim? Kusura bakma, mantık yarışmasından yeni çıktım da. Zor bir soru oldu bu. Annenin ve babanın çocuğu olan... Ama bu nasıl olacak? Resimdeki kişi çok yaşlı. Ya bunu düşünürken teknolojiyi de hesaba katarsan iyi olur. Buldum. Resimdeki kişi sensin. Evet, benim. Bu fotoğrafı yaşlandırma uygulamasıyla çekmiştim. Çok beğenince de çerçeveleyip buraya koydum. Çok beğenince dediğine göre burası evinin en sevdiğin köşesi olabilir. O halde resmi buraya koyabilirsin. Evet, çok mantıklı. Ben bunu nasıl düşünemedim? Şurası nasıl oldu? Çok güzel oldu. Eğer sen de beğendiysen artık bize gidelim. Şimdi sorunu tam olarak bana anlatabilir misin? Tabii. Şimdi sorun şu. Mutfaktan bir şey alıp salona geldiğimde koridorun ışığını açık unutuyorum. Dolayısıyla gelip gitmekten de çok yoruldum. Şimdi mutfaktan ve salondan koridorun ışığını açıp kapatabileceğim bir sistem kurmak istiyorum. Yani Vavien. Evet. Ne yapmamız gerektiğini minyatür bir düzenekle anlatayım. Burada kullanmamız gereken bağlaç dışlayıcı veya olmalıdır. Yani mutfaktan dışlayıcı veya salondan düğmeler vasıtasıyla ışığı açıp kapatabilmeliyiz. Öncelikle bize bir pil, iletken bir kablo ve ampul lazım. Ampulümüze kablolarımızı bağlıyoruz. Ardından enerji kaynağımız olacak pilimizin artı ve eksi kutuplarına bağlantılarımızı yapıyoruz. Şimdi Vavien denilen anahtar sistemini kurmaya geldik. Bunun için iki ayrı nokta arasında karşılıklı sabit bağlantılar kuruyoruz. Bu sayede sabit iletkenler arası enerji akışını iki ayrı noktada istediğimiz zaman açıp kapatabileceğiz. Yani birinci anahtardan açarken ikinci anahtardan kapatacağız dışlayıcı. Ve ikinci anahtardan açarken birinci anahtardan kapatabileceğiz. Ve mantık sayesinde yine bir işi kolayca çözeceğiz. Yeter ki mantığın ışığını fark edelim ve onu her zaman kullanmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmayalım. Hem ne demişler? Mantıksız bir beyin, güneşsiz bir dünyaya benzer. Kim demiş diye merak mı ediyorsunuz? Sanırım mantığım dedi. Hadi şimdi deneyelim. Kapatıyorum. Şimdi sen aç. Açtım. Kapatıyorum. Şimdi de sen aç. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Sen mi kapattın? Evet. Sen de mi kapattın? Evet. Sanırım bu biraz mantıksız oldu.